Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma ceal'tahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şe'te sehlen bi kudretike ya elhamer rahimin. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugünkü sohbetimiz inşallah Rabbil Alemin hadis ilmige ait mavzularının devamı hadis senetleri silsilesi doğrusu da muhtasar düşünceler bilen ortaklaşamız. İnşallah Rabbil Alemin bizim İslam şeriatımızın ta bugünkü kadar yetip gelişi de asosiy omil bo'lgan san'at e'tibori, san'atga bo'lgan e'tiborning ahamiyati to'g'risida inshaalloh gaplashamiz. Islom ummatini Alloh subhanahu va taolo ilhomlantirgan san'atga doir ilmiy izlanish va san'atni o'ta mustahkam tekshirish ilmiy harakat boshqa birorta ta'limotda yo'q. İslam ümmetindeki bana bu talimat, yani bunu İslam ümmeti özü keşf kıldı aslında. Zahirden bir adam tikilseyiz, özleri keşf kıldı bunu. Lekin Allah Ta'ala ilham kıyken. Allah Subhanehu ve Ta'ala Kur'an-ı Kerim'nin muhafazasını, şeriatinin muhafazasını zımmasına alarken cil, asır, dahır aylanıp ötüşü bugünge kadar adamlarını bu iş bilen maydonda zohir bo'lishligi va qilgan ishlarini hali hanus eng ahamiyatli ish sifatida maydonda turganligi Alloh subhanahu va taoloning va'dasi mana shu asosda ketishligini isbotlaydi. Muhaddislarni payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rgan sahobalarni tanishlari, sahobalardan sahobalarni ko'rgan odamlarni tanishlari, ulardan keyingi odamlarni tanishlari va o'z zamonlarida o'sha islom ummatining ichida juda ham mashhur bo'lgan, hamma shunga mushtaq bo'lib amal qilayotgan hadislarni to'plab yig'ib kitob holiga keltirishlari yana qaytib aytaman, boshqa ummatda bo'lmagan. Bir missioner bilan gaplashib qolgandim bir joyda. Aytgan ediki, unga aytgan edim, qo'lingizdagi Injil, Injil Iso alayhissalomni so'zlaridan yozilgan Injilmi? Masalan, biz Injilga iymon keltiramiz. Qaysi Injilga? Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan Injilga iymon keltiramiz. Ha, Injil nozil bo'lgan. Iso alayhissalotu vasallamga nozil bo'lgan. Uni Qur'on bizga xabar beradi. Shu lekin qo'lingizdagi kitob aynan Iso alayhissalotu vasallamning so'zlari bilan yozilganmi? Desam, yo'q, lekin shu Isoning Injili deydi. Qaysi davrda yozilgan? Bu masalan Yuhanno Injili Yuhanno davrida yozilgan. Matto Injili Mattoni davriga kelganda yozilgan. Hammasini o'zini davriga yozilgan o'sha tarixni Injilni o'zi aytadi. O'sha tarixni ko'rsangiz, u odamlar, masalan, Injilni yozgan odamlar Iso alayhissalom ko'rmagan. O'zidan oldingi odamni ham ko'rmagan, eshitgan, lekin o'zlari uyga kirishib, hayol, Injilda shunaqa gaplar bor deb, ya'ni to'qish ma'nosida emas, Injildan eshitgani, zamonasida ko'rganini yozgan. Va olib chiqib Injil deb odamlarga ya'ni taklif qilgan mana shu Injil deb. Hatto shu darajaga kelganki, oxiri Injillarni soni 300 dan oshib ketgan. Ilohiy kitob. Ilohiy deb ishoniladigan kitobni soni 300 dan oshib ketgan. Shu Injil Iso alayhissalom kalimasidan olinganmi? Yo'q. Ular ham aytadi, yo'q. Iso alayhissalotu vasallam gaplashgan tili yo'q hozir. Injilni hozirgi tili har bir tilga tarjima qilingan. U yoqdan to Injil deb yozilib bizgacha yetib kelishligiga shu qadar shubhalar bor. Endi tarjimada qo'yavering, nimalar bo'lib ketmagan.
Lekin bizde ona kamaz. Bizde kanaka. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sahabe eşitken. Mesela deyelik İbni Umar eşitken. İbni Umar sahabe. Bar şahsiyet. Trik şahsiyet. İbni Umar'dan İbni Umar'ın yanında 30 yıl hizmet kigen Nafi eşitken. Nafi Medine'de İbni Umar'ını daimi lazım tutken adamlardan. Kayak kabarsın şu yapı yürgen. Nafi'ni İmam Malik kurgeller. Ondan kop hadisler eşitgeller. Onu İbni Umar ne degen, İbni Umar Resulullah'dan eşitgen ne degen. Sizsizle üzülgeni yok. Anık malum şahsler. Turup turup demen. Hemen var şahsler. Şahsiyetler var. Peygamber aleyhissalatu vesselam mevcutlar. Umar radıyallahu anhu. Katta şahsiyetlerden daimi tarihi hadisede Resulullah bilen birge. İbni Umar, Umar radıyallahu anhu'nu. Oğlu, uziyem sahaba Resulullah'ını korken, bir neçe var derslerine katlaşken. Onu kolüde 30 yıl hizmet kigen Nafi, İbni Umar'dan oken. Nafi'ni şagirdi İmam Malik. İmam Malik'ten kim olgan? İmam Malik'ten Yahya ibn Ubeydullah olgan. Yahya ibn Yahya olgan. Yahya ibn Yahya'dan Ubeydullah ibn Yahya olgan. Ve Ubeydullah ibn Yahya'nın Muvatta'nın rivayeti var. İmam Malik'in Muvatta'sını Ubeydullah ibn Yahya rivayet kılgan. Haddesene Ubeydullah ibn Yahya an Yahya ibn Yahya an Malik an Nafi an İbn Umar an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana sanat. Bu yani hadis kitaplarımızga ait. Bizde ikinci manba sıfatı da karalsa da lekin tınık adamların kuz ungüde hiç kim inkar kıla omeydigen derecede haberler. Şimdi ana şu hadis sanatları da şimdi Kur'an-ı Kerim'de ki her bitti ayeti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işitken adamlarını kemide on tabulsu. Şimdi ummetten işitken. Bütün cemaat Kur'an ayetlerini işitken. Mesela deyelik Mekke'deki sahabe bilen Medine'deki sahabe bir hıl kıraat kursatken. Onlar özara tokuvalışlığı imkansız derecede genelse. Tokuvalışlığı imkan tokulsa Allah kaçan Kur'an'ı tokup hoklegen hoklegen Kur'an tarikatı varardı. Hazır geçe. Yukarıdaki İncil 300 deden köpüde. Ahırı 4'teki çürüştü. Hazır 4'te İncil var. 4'te İncil var. Birbirine farkı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ona kanarsa yok. Mauritania'da okuyatken karı bilen Taşkent'in bir çekkesinde okuyatken karı bir hıl okuyordu. Bir hıl. Birbirini görmeden umumen tanımaydı. Amerika'daki karı bilen, Hıtay'daki karı bir hıl okuyordu. Bir hıl. Şimdi ben hadis hakkında yapıyorum. Biz kaldırıcı yukarıdaki silsile senet hadis doğrusu da gidiyor. Bana şu senetler arası da yine bu ad değilmez. Palancı'dan eşitti, palancı'dan ustazımdan eşittim, şagırtımda eğittim, tarikasından tügemeyen hadis ilmi. Hadis ilmi de her bitti cümlenin özünü ahemiyyeti var. Mesela haddesene bilen akberene'nin farkı var. Eğer rivayet haddesene bilen başlangan bulsa ravi mecliste oturup doğrudan doğru hadis ilmini organ etken buladı. Cema'a şekilde. Ve bunu akberene kiraata fulen deyip geledi. Mesela Abu Davud'u sünnenlere de yani sünnenli çünüş üçün risaleler var Abu Davud'da. Ahl-ı Medine'ye yazgen. Uşa risalege itibar karatsayız ve sünnenlerde şu narsalar var. Akberene'nin manası başka çarabı buladı. Uyum aslı ben bizge haber verdi. Haddesana bizge hadis eğitip verdi. Digen cümle. İkkilesi değerli manacı hatıdan hadisini işitken haber olgen manasıdır. Akberene başka adamın kıraatını işitip başka bir haber vergen buladı. Bunu fikhi manadaki
amalida biroz boshqacharoq yondashadi fuqaholar. Masalan, haddasana fulan qala annahu al-hadis busa. Boshqacharoq bo'ladi. Haddasana fulan qol hadis bo'lsa boshqacha bo'ladi. Annahu bo'lsa boshqa bo'ladi, hadisni o'zi aytilsa boshqacha bo'ladi. Buni hadis ilmi ulamolari bu darajada daqiq, bu darajada e'tiborli bo'lib, hadislarni shunaqangi ahamiyatini islom ummatiga ilmiy manhaj, madrasa qilib qo'yishlaridan nima hosil bo'ldi desa, xohlagan odam xohlaganini gapirib ketavermasligi hosil bo'ldi. Bir odam bir narsani gapiradigan bo'lsa, uni gapiga qarab atrofda hammaning ilmiy mezonga bo'ysunishligi ta'minlandi. Shunaqa ta'minlandiki, hatto bir odam chiqib hadisni o'zidan o'zi to'qib islom dushmanlari har turli gapni gapirib yuboradigan bo'lsa, darrov fosh qilindi uni. Aytildiki, sen to'xta deyildi. Seni falon joyda hadising nima bo'ldi? Uzilib qolyapti deyildi. Sen akhbarana deyapsan, o'sha majlisda o'tirganmiding? Haddasani deyapsan, sen ko'rganmiding shu odamni? Deyildi va islomga har xil mutatarriflarni yoki har xil muattilalarni haddidan oshuvchi yoki ba'zi narsalarni yo'qqa chiqaruvchilarning bid'atlari aralasha olmadi. Aralashgan zahoti ahli sunna bu ish bilan tanilgan karvon ularni elaglab berdi. Ya'ni saragini sarakka, puchagini puchakka chiqarib berdi. Shu mavzularda agar bizda hadis istilohimiz bilan murojaat qilinsa, hadisda mudol degan tariqa bor. Bilamizmi? Mudol nima degani? Mudol san'atdan ikkita odam tushib qolsa mudol bo'ladi. O'zi munqati bir turi bu. Hali yuqorida aytgan san'adi biz. Masalan, Ubaydulloh ibn Yahyo to'g'ridan to'g'ri agar Nofiydan rivoyat qilsa, o'rtada Yahyo ibn Yahyo yo'q, Imom Molik yo'q. Ubaydulloh to'g'ridan to'g'ri Nofiydan deb rivoyat qilsa, bu hadis mudol bo'ladi. Endi Ubaydullohdan bu yog'ida ishonchli, siqa, e'tiborli, hurmatli 10 ta muhaddis eshitdi Ubaydullohdan. Ularning hammasi soqit bo'ladi. Nimaga? Ubaydulloh tepadagi ikkita san'atni tashlab olgan. Yo'q, san'at yo'q. 10 ta ishonchli odamni ham gapini olmaymiz. Nimaga? Chunki tepada mudol bor, munqati bor, uzilish bor. Uzilish bo'lgandan keyin biz pastdagi ishonchliklarga suyanib keta olmaymiz. Shu tariqa bilan Injil mudol, hadis istilohi bilan. O'shuning uchun ulamolar aytadiki, bizni hadis istilohimizdagi zaif tariqaga ham to'g'ri kelmaydi. Boshqa tushunchalarning, boshqa diyonatlarning kitoblarini silsilasi. Qanaqa qilib ilohiy ta'limotida bunaqa shubhali bo'lishi mumkin? Avvalgi suhbatlarda ham aytdik, bekordan bekorga masadi Ibn Sirinning gaplari va buni Imom Muslim o'zlarini sahihlarini muqaddimasida bekordan bekorga keltirmagandilar. As-sanadu minad-din. Unzuru amman ta'khuduna dinakum. Bu ilmiy gap edi bu. Odamlarga hayajonlantiradigan, ularni bir motivatsiya qilib qo'yaylik degan gap emas edi bu. Din san'atdir. San'at dindir. Ya'ni biz qayerdan olayotganimizni bilishimiz kerak. Unzuru amman ta'khuduna dinakum. Dininglarni qayerdan olayotganinglarga e'tibor qaranglar. Qaranglar kimligini ko'ringlar. Abdullah ibn Muborak aytdilarki, as-sanadu minad-din, bir xil bu ham. Sanad dindandir, lekin walaula sanad, agar sanad bo'lmaganda edi, xohlagan odam xohlaganini gapiraverardi. Endi shu o'rinda yana bitta narsa bor. Bizga yetib kelgan, biz bilgan, hozirgi kunda odamlar ichida, ya'ni o'zbek zabon musulmonlar ichida keng tarqalgan mafhum tushunchalardan biri san'at haqida gap ketar ekan, asosan odamlar hadisni tushunadi. Hadis, Imom Buxoriy rivoyati.
İmam Buhari özlerinden aldığı senet obarıp Peygamber aleyhissalatu vesselam geçip bugün silsileni taftiş kıldı ortaya. Hiç kim kımagen yani işini koydu, en işançlı tarikanı, altın silsileni ortaya koydu. Ben şimdi çünemiz. Lekin senet meselesi de fukahalarının yani hadis rivayet kılıcı raviden taşkarı hadisinin manasından kep çıkıp kanday amal kılıçlik kirekliğini ürgetken fukahalar silsilesi hem var. Oşu fukahalarının silsilesi doğrusu da bizde yeterli manada malumat yok. Yani bizde adamlar içi de buna kadar yeterli malumat yok. Adamlar sanat dese hadis sahih mi deyip orada? Ha, hadis sahih. Sahih hadis. Lekin fukahalar oşu sahih hadiske amal kılıçlikte kanday yol tutuşken degen masaladan cüde kop adam gafil. Bir yani bir haber bilmeydi. O ne degeni deydi? O bid'at amal deyip koyuyordu bazıları. Kanakası ki bid'at amal buladı. Oşu muhaddisler hadislerini eşitken zahatı köçeye çıkıp oşu hadiske amal kılıç gereği degen cemaa mesedir. Hadisler silsilesi de kaysa hadiske kanday amal kılıçlik meselesi de bazen ihtilaflar çıkkanıdır. Hatta sahabeler davrıdı. Sahabeler özleri Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını kurup durup o kişiden mübaşaraten hadisini eşitip durup onun manası ki kanday amal kılamız. Degen savalge cevap izlegen peytleri buldu. Ne kılamız değişti. En meşhur hadis Beni Kurayza'nın hadisi. Yani Beni Kurayza'ya ketiyetken peytleri de Handak gazatı da Ahzab çekindi. Peygamber aleyhissalatu vesselam kirip peşinini okudular. Kılıçlarını koyup çıktılar. Çıkkalları da Cebrail aleyhissalatu vesselam ettiler ki kılıçlarını koydunuz mu? Ha koydum. Farişteler koyganı yok kılıççı. Beni Kurayza'ya baramız dediler. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam yine kaytetten kılıçlarını takıp çıktılar da cemaage karab ettiler ki La yusalliyenne ahadukum el asra illa fi bani Kurayza dediler. Birortangiz asırını okumasın. Takit bilen La yusalliyenne ahadukum birortangiz asır namazını okumasın illa Bani Kurayza'da okusun dediler. Gapni manosi ikki xil edi o'zi. Zohirdan qarasangiz, peshinni o'qib bo'lingan, ozgina vaqt o'tgan asrga ozgina vaqt bor. Masalan, deylik, yo'l bo'lsa 2 soatlik, 2 yarim yoki 3 soatlik yo'l piyoda yurgan paytda Bani Qurayza bilan Madina orasidagi yo'l. Mana shu yo'lni bosib o'tishlikni tezlatish ma'nosi bor. Tezroq yuramiz ma'nosi bor. Yani bitta manası zahiran. Kelimenin zahirige karası asr fakat uşatta okuyumuz degen gel. Sahabeler şunu ikkele mananı düşündü. Adamlar ortasında ikkele mananı kabul kıla degen fahim çıktı ortaya. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bu meseleni barıp iki kıl amel kıyallarını içkeni de ikkelesini tasdıkladılar. Tasdıkladılar ikkelesi geyem. Ha dediler bitten azimet mi bitten ruhsat tapsan dediler. Bittesi ati'ullaha ve ati'ur-rasul yoki ve ma atakumur-rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu. Rasul nimani aytgan bo'lsa qilinglar, bergan bo'lsa olinglar, nimani qaytargan bo'lsa qaytinglar. Rasulullohning jumlasiga amal qildik dedi, asrni qazo qilib shomdan keyin o'qishdi borib, Bani Qurayzada. Ikkinchi jamoat nima dedi? Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ikkalasida ham oyatdan dalil bor. Namazın vaxtida okuş var. Resulullah'ın gepleri için o kişi tezleştik ne ettiler? Tezrak itibariyle degen manada. Vaxtida okudu. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sanat cihatıdan yetip gelgen hadislerini mutahassisleri muhaddisler değildi. Lekin o şey sanat cihatı bilen hadis ilmige uzunin hayatını bağışlayan muhaddislerden taşkarı hadislerinin manalarına kanday amal kılıngelliğini taftiş kıyan, örgengen ve ümmetke bunu kursatıp birgen
fuqaholar jamoasi ham bor edi. O'sha jamoaning rivoyatida ham yuqorida aytgan daqiqlik o'ta e'tibor o'rtaga qo'yilgan. O'zidan o'zi bo'lmagan, hammasi o'zidan o'zi bo'lmagan. İmam Malik rahimahullohni manba amal qilish manbalarida Qur'on, sunnat va Madina ahlining amali ham turadi. Qur'on birinchi manba, ikkinchi hadis shariflar, uchinchisi Madinadagi odamlar amal qilgan narsalar. İmam Malikning hujjatlari ichida turadi. Madina ahli amal qilgan u. Ha Qur'onda mana bu gap bor u. Madina ahli amal qilgan narsa turibdi yoki hadisda bir narsa turibdi. Nima qilamiz? İmam Malik aytadilarki, Madina ahlining amalini olamiz. Nimaga? Madina ahli bu hadisni bilgan, eshitgan, ko'rgan, lekin amalga qanday olganligini amalda ko'rsatib bergan. Demak, hadislar masalasida falon hadis Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan deyishda o'ta daqiq, e'tibor va hattoki o'ta qattiq tahdid borligidek Payg'ambar alayhisolam nima dedilar? Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar deganlar. Hadis to'g'risida kim men aytmagan gapni qasddan gapirsa, u o'ziga jahannamdan joy tayyorlab olsin. İmam Termiziyda, İmam Bayhaqiyning Shu'abul Imonlarida Qur'on haqida shunaqa gap bor. Man qala fil Qur'ani fi ay fi ma'nal Qur'ani. Kim Qur'onning ma'nosida Qur'onga oyatlariga o'zidagi ilmsizlik bilan bi'oyli ilmin ilmsizlarcha ma'no aytadigan bo'lsa falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bu ham shunaqa. Joyin jahannamdan tayyorlab olsin. Qur'on hadis to'g'risidagi gapni qarang. Boshqa bir joyda va in asoba fa aqta dedilar. Bayhaqiyning rivoyatida. Agar to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi u. Nimaga? O'ziga yuklatilmagan vazifani olib olgan odam bo'ladi. O'zi mulla emas, o'zi kitobni bilmaydi, Qur'onni tushunmaydi. Qur'onning o'sha mafhumiga qanday amal qilinishligidan xabari yo'q. Maydonga chiqib olib, bu bunday ma'noda, bu mana bu ma'noda deyaveradi. Bu qanaqa bo'ladi? Oxiri o'ta xatarli ishga olib boradi. Xuddi shu xatar fiqhda ham bor. Bu halol, bu harom deyish. Mana buni qilsang tahorating tahorat bo'ladi deyish, masalan. Paypoqqa mahs torsa tahorat tahorat bo'ladi deyish. Bu gaplar o'zining tushunchasi bilan aytish. Ya'ni noto'g'ri lug'atni yaxshi tushunmaydi. İste'moldagi istilohni yaxshi tushunmaydi. Qur'onning usulini, hadisning uslubini to'g'ri anglamaydi. Fuqaholarning bu masalalardagi ixtiloflarini, ya'ni paypoqqa mahs tortish to'g'risida joiz masligi to'g'risida ixtilof yo'qda. Umuman fiqhiy masalalarda fuqaholar nimalarni gapirganligini to'laqonli tushunib yetmaydi, xohlaganini gapiradi. Nima bo'ladi? Yuqoridagi tahdidga tushadi. Tahdid bir insonning tahoratini yo'qqa chiqarishlik uchun fatvo beryapti. Bir inson namoz o'qiydi, betahorat namoz o'qiydi. Buni fatvosi bilan. Nima bo'ladi bu? O'zi adashganini qolmasdan qolganlarni ham adashtiradi. Yuqoridagi tahdidga tushadi. Demak, biz hadis istilohini o'rganar ekanmiz, faqat hadislarning o'zigagina bu ummat markazlashmaganligini tushunamiz. Albatta hadis manbada, lekin hadislarning ma'nosi to'g'risida ham alohida mutaxassislar ish qilgan. Ularni nima deyilgan? Fuqaholar deyilgan. Hadisni rivoyatan va diroyatan biladi deyilgan. Kim rivoyatan biladigan odamni hammasi muhaddis bo'laveradi, lekin faqih bo'la olmasligi mumkin. Ba'zi muhaddislar bor, faqih bo'la olmaydi. O'zi muhaddis fiqhni bilmaydi. Unga ya'ni o'sha hadisni sanatlari to'g'risida as, sanatlari to'g'risida mutaxassis, lekin uni ma'nosiga kelgan paytida bilmasligi mumkin. Lekin diroyatan biladigan odam, diroyatan hadisni diroyatan biladi desa fiqhni biladi degani. Hofiz kim? Hadis istilohida Hofiz ibn Hajar.
Hafız İmam Buhari. Misal için. Hafız filan. Hafız filan. Hafız kim? Bugün bana o tarçılarını hafız diyetti. Mutlaka isimli yani israf kıl diyetti. Hafız, hafız. Hadis ilmi istilahı da yani hadis mütehassısligi boyunca 100,000 hadisini, tarikasını rivayet cihatiden, dirayet cihatiden biledigen adamga hafız deyiladi. 100,000 hadisini hem rivayetini, sanatlarını biledi ve bu hadislerge kanday amal kılınışligini, kaysınızdige amal kılınmegenligini, neme sebepten amal kılınmegenligini biledi. Hafız bu. Yani Kur'an'ı yodlaş adli ula. Bu cemaanı Kur'an'ı yodlamegeni yok. Kur'an'ı bu ümmetinin ekseriyeti 5 yaşta yodlagen. Ekser ulamalarının tarikasını gördün. Ekseriyeti 5 yaşta karı bugen. 10 yaşta varmagen. Kur'an'ı yodlamese galatı bugen sen degen. Galatı mı sen degen? Kur'an'ı yodlamadın ve hale değil degen. Muhaddislerini aldığı gelip menge hadis örgütün dese birinci Kur'an'ı yodlagen mi sen değil degen? Ha dese sınaşken. Kıraat kıbirçi falancaydendi. Bir bet, iki bet, üç bet okuyken deyken ki var miras ilimini organik geldi. Ha, miras okuyken ben. Onda falan falan kişi öldü. Arkasından ayağı kaldı, iki de balası kaldı, balancı falancı kaldı. Ne mi bu dediyse? Ayeti veriyken. Ondaki yine falan nesini organik geldi. Onu yem bileme. Onu yem sınaken de ki bopta oturdum hadisten ders veriyken. Hazır ne mi böyle yaptı? Arap dilini bilmiydi. Google'dan kıdıradı. Bir kişinin maruzasını eşitip aladı da sizge karab Allah Osman'da deyip hadis taşıydı. O hadiste Allah Osman'da degen gapta nime mana, nime nazarda tutulganligiga unga ahamiyeti yok. Dinni bular oyun kılmayatken bulsa kim oyun kılıyaptı? Bu kadar dinni süyültüriyatkenler cinayet kılmayatken bulsa kim cinayet kılıyaptı? İslam'da en katta cinayet şu. İslam tarihi de kılınmayan iş. Ha, demek, rivayet cihatıdan ve dirayet cihatıdan hadisini bilişlik talep kılınarken İslam ümmetinin içi de hafızlar, fukahalar yetişip çıktı. O şu fukahalarının hem tarikasına itibar karatsanız, mesela cüdükün fakihler bugün, Avza'i, fakih bugün, Sufyan-ı Savri, fakih bugün, Sufyan ibn Uyayna fakih bugün. Özünü davranın küçülük müştehitleri. Lekin ularının rivayet kılgen fakih yani fikihleri. Fikih degen de hadisinin manası. Hadisini lafzı rivayet kılınarken uşa lafzge kanday amal kılınışliginin tarikası alakıda. Şu fukahalar cemaası. Bular uşa manage rivayet kılarken davam itkazgen. Ularının yani iştihat semeralarını gelecek avlatke yetkazışlık ne yani amalge aşırı olgan törtte müştehit meydanda koygan. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet ibn Hanbel radıyallahu anhum ecmain. Bular oşa tarikada bizgeçe yetip gelişliğini tamilleşken şagirdlerini ciddi cahdı, ustozlarning ixlosi ve bu ümmetke kılıngan hizmetinin samarası bugünge kadar bizge hizmet tüpkeli yaptı. Demek biz bilen geplaşı yetken halk, yaşlarımız ve bizge soval beri yetken Müslüman braderlerimizni bu meseleler bilen ham közlerini açışımız gerek. Közünü aç. Sahih rivayet eken İmam Buhari'de kegen eken şu hadis sahih ki nimege amal kılmayapmız deyişten aldın şu hadiske nimege amal kılınmegelligi tarikasını hem örgütüşümüz örgenişke taşvik kılışımız gerek. Tohta deyişimiz gerek. Hadislerin her bittesini uzudan uzu apkete uğruşlik hiç bitti tarihte bu megen. Muhammed Avvame Hafizahullah Asarul Hadis'te bir misalını keltirgeller. Oşe muhaddisler cemaası hadisinin sanatları doğrusu da yaplaştırışıptı. Hadisinin sanatları doğrusu da. Falan hadis kime etken? Falanca etken.
Undan kim eshitgan? Pistonchi aytgan. Eshitgan. Undan kim eshitgan? Falonchi. U falonchi qanaqa? Siqa. Masalan, ishonchli. Gaplashib tursa bir ayol keldi-da, muhaddislar jamoasiga qarab, katta odamlar endi, oddiy odamlar emas. İlim bilan ertaga shug'ullanayotgan odamlar. Bu ayol bechora uydan nimadir masala bilan chiqdi-da, muhaddislar jamoasiga kelib, fiqhiy masalada savol berdi o'zining ehtiyojini. Nima dedi? Aytdiki, ayol kishi hayz holatida erini sochini yuyib qo'ysa bo'ladimi degan ma'noda. Hozir adashmayotgan bo'lsam, shunaqa ma'noda savol berdi. Savol berdi. Muhaddislar hayron bo'lib qoldi. Masalani yetishmadi. Bu haqda biz eshitmaganmiz deyishdi. Bir-birlariga qarashdi. Keyin tashqaridan bir kishi kirib keldi. O kishi faqihlardan, ham hadisni sanatlarigacha biladi va fiqhni ham biladi. Kirib kelganda muhaddislar aytdiki, xursand bo'ldi. Aytishdiki, ana odam deyishdi faqih. Fiqh bilan shug'ullanadi. Shundan so'ragin deyishdi. Mana shu joyda ajoyib odob bor. Ya'ni odobki o'zlari muhaddis xalq ichida, ummat ichida eng e'tiborli odamlar bir ayol kishi kelib masala so'rasa, bilmadim deyishlikdan hijolat qilishmayapti. Men bilmadim desa bo'laveradi ular. Ya'ni bir narsani masalani aytib olsa bo'laveradi. Lekin nima qilishyapti? Masalaga o'zining mutaxassisi kelishini kutishyapti. Mutaxassisi kelsa, unga ko'rsatishyapti. U kishi aytdiki, ha, hayzli holatida o'sha so'ragan ishni qilsa bo'ladi dedi. Dalil dedi. Deganda Oyshonamizdan rivoyat bor dedi. Oyshonamiz men hayzli holatimda payg'ambar alayhi salatu vasallamning boshlarini yuvib qo'yardim, sochlarini tarab qo'yardim dedi. Ha? Deganda muhaddislar aytdiki, ha, bu hadisni bilamiz deyishdi. Oyshonamizdan rivoyat qilingan. Oyshonamizdan Zubayr Urva rivoyat qilgan. Urvadan falonchi rivoyat qilgan. Falonchi siqa, unisi ishonchli, hadisni bu tariqasi bor, bu turuqi bor deb ketishdi. Hali xotin aytdiki, hozirgina qatdaydinglar dedi. Hozir shuni so'raganimda bilmadinglarki, endi tariqasini so'rayapsizlar dedi. Bu ajoyib bir hodisa va bu bilan muhaddislarning qilgan ishlarini kamsitmagan holda xuddi shu mutaxassislikni fuqaholar qilgan ishini ham xalq ichida ahamiyatini ko'rsatishimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q. Chunki xalq, ya'ni bugungi kunda hozir ancha saviyasi oshdi. Kitoblarni o'qiyapti, o'rganyapti. Hadis bilan Qur'onni farqiga borildi. Odamlar Qur'onni birinchi manba, sunnatni ikkinchi manba ekanligini bilmaydigan odam yo'q hozirgi kunda. Lekin uchinchi manba, ya'ni bu ittifoq qilingan masalan ijmo, keyin qiyos masalalari. Qiyos nima edi o'zi? Qiyos Qur'on va sunnatdagi bo'lgan hodisalarni illatini topib aqliy malaka edi qiyos. Qiyosni ya'ni ishga solish, qiyos ya'ni kategoriyasi bilan bir ma'noni hukm sifatida chiqarib olish fuqaholarning ishi ekanligini o'rgatishimiz kerak. Boshqa yo'li yo'q. Boshqa yo'li yo'q, chunki hozir eng katta adashtirishga urinishlardan bittasi mana shu hadis istilohida qo'llanishi mumkin bo'lgan iste'molni fuqaholarning istilohiga qarshi ishlatadigan odamlar chiqdi. Guvoh bo'lyapmiz shuni. Ya'ni bu bir-biriga mutlaqo qarshi emas narsalar. Qarshi emas. Qaysini nimaga ishlatish kerakligini o'rniga qo'ysangiz hammasi o'z o'rnida tushuniladigan narsalar. Masalan deylik, aqida masalasida. Aqidada inkor qilsa kofir bo'ladigan darajadagi rukuni, ya'ni e'tiqodlar nima bilan sobit bo'ladi? Mutawotir bilan sobit bo'ladi.
ilmi yakin bilen sabit bo'ladi. O'sha mutawatir bo'lmasa ilmi yakin hosil bo'lmaydi. İlmi yakin hosil bo'lmagan ma'lumotlar bilen inkor qilsa kofir bo'ladigan darajada aqida sabit bo'lmaydi. Oddiy gap bu. Oddiy gap. Shu gapdan bugun nima chiqarishyapti? Maturidiylar ohotni aqidaga olmaydi degan gap chiqishyapti. Chiqarishyapti. Vaholanki bu maturidiylarning gapi emas. Bu mutlaq islom ummatining bugunga qadar yetib kelayotgan aqida, fiqh, hadis, Qur'on ta'limotlarini mutaxassislari o'rtaga qo'ygan qoida bu. Bu qoida qoida. Qur'on va sunnatdan ustun turmaydi, lekin Qur'on va sunnatga qanday amal qilishlikni bizga o'rgatadi. Shunda masalan ba'zi gaplar bor. Masalan, mazhabda, Hanafi mazhabida deylik, falon narsaga amal qilinadi. Bitta gap turibdi, hadisda bitta gap turibdi. Mazhabni olamizmi, hadisni olamizmi degan savolni o'rtaga tashlaydi. Odamni chalg'ituvchi savol bu. Albatta hadisni oladi aslida. Lekin mazhabdagi bu hadisga zohir ko'rinishida zid ko'rinayotgan fatvo tagida boshqa gap bor. Buni bilmagan odam to'g'ridan to'g'ri mazhabni tashavvurishga haqqi yo'q. Mazhab o'sha hadisni ko'rgan va bu hadisdan ko'ra boshqa bir hadis yoki boshqa bir oyatdan qoida chiqarib bunga amal qilinmaganligini isbotlab fatvo bergan bo'ladi. Buni to isbotlaguncha mutaxassislik kerak. Ko'chada oddiy yurgan odam zohiriga qarab bunga amal qilmasa bo'lmaydi, bo'ladi deb ketishligi faqat va faqat yolg'on makr. Odamlar shu makrni ishlatishyapti. Hanafiylar bunday degan, sahih hadisda bunday. Sahih hadisni olamizmi? Hanafiylarni olamizmi? Savol noto'g'ri. Biz fuqaholarni o'sha silsila sanat bilan qilib kelgan ishlariga murojaat qilmasakanmiz, xohlaganini gapirishni boshlaydi. Qur'onni o'zidan xohlagan gapni gapiradi. Faqtulul mushrikina haythu vajattumuhum. Mushriklarni qayerda topsangiz o'ldiringlar. Bu oyatga nima deymiz? Oyat bu. Nima deymiz? Mushrik deb bilgan odamni ko'chada o'ldiramizmi? Muxotob sig'ada, buyruq sig'ada aytibdi Alloh taolo. Men mavzu yanada osonroq tushunilsin uchun eng radikal ma'nodagi oyatni ko'rsatyapman. Ma'nosi shunaqa, lekin oyat radikal emas o'zi. Ko'rinishda radikal, mavzuning asl mohiyatiga qarasangiz faqtulul mushrikina haysu vajattumuhum umumiy ma'noda mushriklarni qayerda ko'rsang o'ldir degan gap yo'q. Nasroniylar mushrikmi? Mushrik. Yahudiylar mushrikmi? Mushrik. Lekin Alloh taolo Moida surasida nima dedi? Ahli kitoblarning ayollari val muhsanatu minalladina utul kitoba min qablikum dedi. Sizlardan oldingi ahli kitoblarni ayollari sizlarga halol dedi. Halol dedi. Ahli kitobni mushrik ekanligini Qur'on aytib turibdi. Qur'on aytib turibdi. Mushrik, lekin ahli kitobga fiqhi masalalarda Qur'on ijozat beryapti. Fazilatli emasda ijozat. Ruxsat ma'nosida. Shunaqa zarurat tug'ilib qolsa joiz nasroni ayolni yahudiyga ayolni nikohga olish mumkin. Xo'p. Endi ana yuqoridagi oyat bilan buni qanaqa qilib jamlaysan? Yuqoridagi oyat bilan buni qanday jamlaysiz? Bir joyda faqtulul mushrikina haythu vajattumuhum, bir joyda o'sha mushrikaga uylan deyapti. Uylanib uni uyda bo'g'ish kerakmi? Ana nima uchun mazhabning qoidalari asos sifatida e'tiborga olinadi? Chunki mazhab fuqaholari yuqoridagi Qur'on va sunnatda zohiran oddiy odam mujmal ma'noni mufassal qila olmaydigan, ya'ni to'la to'kis ma'noga tushunolmaydigan masalalarga qoida chiqarishdi. Va qoida aksariyat vaziyatda amal qilindi. Aksariyat kul deyilmaydi, ya'ni hammaga emas, aksariyatga amal qilindi. Masalan, yana bitta qoidalardan bittasi. Najosat chiqishligi tahoratni sindiradi. Bu hadis emas bu.
آیت هم مست بو بو نمه بو قایده بو حنفی مذهبن این قایده است قایده نه قطعا چکرش کن برچه تحارت سنگن پیته ده aytilgan hadislar qilingan amallar payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahobalardan sobit bo'lgan ma'lumotlar barchasi bitta nuqtada jamlanadi. Qaysi nuqtada? Najosat chiqqanligi uchun yoki chiqqanlik ehtimoli borligi uchun tahorat singan deyilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin ba'zan qon chiqsa tahorat sindi deb e'tibor qilinmagan hadislar bor. Ba'zan uxlaganda tahorat sindi deyilgan ehtimollar bor, hadislar bor. Bularga qanday qaragan desa, Hanafiylar bunga qoida qo'ygan. Qoida. Masalan, qon chiqsa tahorat sinishligi umumiy ma'noda qoida bu. Istisnolar bor. Istisnolar qoidani ilg'o qilmaydi. Bu ham qoida. Ba'zi istisnolar bor. Masalan, qon chiqsa tahorat sinmaydi. Qachon? Uzrliniki. Uzrli vaziyat, tahorat qilsa ham qon to'xtamaydi. Uni tahorat sinmaydi. Bir namoz vaqtida o'qiyveradi namozini. Lekin qon chiqsa tahorat sinmaydi degan hadislarni qoida qilgan Imom Shofiyiy. Nimaga? Qonni najosat demagan u kishi. Bizni qoidaga ko'ra qon najosat Qur'oni Karimda sobit. Va mana shu qoidalarda mazhabni o'ziga ergashishlik islom ummatini birlashtiradi. Boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'l yo'q. Hozir siz, men yangitdan chiqib yangi bitta masala aytsak. Imom Shofiyiy bu joyda rojih, Imom Abu Hanifa bu joyda marjuh, quvvatsiz desak janjal chiqadi. Islom ummati birlashmaydi. 1400 yildan beri islom ummatini bir jamoa bo'lib kelishligidagi asosiy rol mazhab. Mazhab ulamolari. Ularni qo'ygan qoidalari. Agar Abu Hanifa rahimahulloh aytgan gap tadvin bo'lib, Hanafi mazhabining asosiga xizmat qilib kelar ekan, bir kishi chiqib Abu Hanifa bu gapni gapirganda, lekin menimcha bu rojih deb bir odam chiqsa bir asr o'tgandan keyin yana bittasi chiqib, menimcha bu masalalarda Shofiylar rojih deb yana bir masala chiqsa, aynan o'sha masalada. Keyin yana bir asr o'tgandan keyin yana bu gap yangitdan chiqaversa, nima bo'lardi? Kelarmidi bugunga qadar islom ummatining ittihodi birdamligi? Kelmasdi. Ko'rib turibmiz mana 10 yil, 15 yil o'tmasdan mustaqil bo'lishimizda bir bo'lib turgan jamoani qanaqa parchalab tashlashdi. Nima asosda? Hadisdan o'zim gapiraveraman. Abu Hanifa kim bo'pti? Imom Malik kim bo'pti? Deydiganlar chiqqandan keyin boshlandi janjal. Ungacha bitta edi hamma. Islomning bugungacha kelishligidagi ilmiy kategoriyasida, ilmiy asoslarida muammo yo'q. Bil aks, buni har doim aytib islom ummatini ko'zini ochishimiz kerak. Nimaga? Boshqa hech bitta ummat qila olmagan akademik ish bu. Muammo nimada? Muammo odamlardagi siyosiy qarashda. O'sha siyosiy qarash bilan islom ummatini parchalashyapti. Chiqib olib Abu Hanifa adashgan, Imom Shofiy adashgan deydigan odam bor ekan jamiyatda ichida islom ummatini birlashtirishmaydi. Shu gapni gapirayotganlarni ko'zini ochish kerak o'zi aslida. Allohdan qo'rqlaring deyish kerak. Yuqorida kelib aytdim ben. Qur'on bizgacha yetib kelishligi mutawatir. Sanad jihatiga ixtilof yo'q. To'g'rimi? Sanad jihatida Qur'onni, ya'ni yoddan yetib kelishligida shubha yo'q. Rasmiy Qur'onni yetib kelishligida shubha yo'q. Lekin Qur'onning ma'nolarida bir necha xil ehtimollar bor. Zohir deyiladi. Masalan, zavohir bor. Dalolati qat'iy bo'lmagan jumlalar bor. Dalolati qat'iy emas, qaror qabul qila olmaysiz. Mana shu ma'noda deya olmaysiz. Tahorat bobida misol keltirgandik o'tgan safar. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marofiq. O'sha joydagi va arab tili istilohida nima ma'noni beradi? Qaror qabul qila olmaysiz. Aniq shu deya olmaysiz.
ihtimollar ko'p u joyda. U joydagi vav tartibni bildiryapti. Bir ma'noda. U joydagi vav jamiyatni bildiryapti, jamni. O'sha amallarni hammasini birdan qil degani. Ma'nosi bor. Bu amallarni hammasini tartib bilan qil degan ma'nosi bor. Ikkala ma'no ham vavni o'zida ko'taradi. Demak, Qur'onning rivoyat jihatida shubha yo'qda. Ma'nosiga nima qilamiz? Ma'nosini shubha demayapman. Ma'nosiga qanday qaror qabul qilamiz? Ana endi bizga o'sha Qur'onni chuqur bilgan payg'ambar alayhissalomga eng yaqin bo'lgan odamlarga murojaat qilamiz. Sahobalar tahoratning 4 ta farzi bor demagan. Sahobalar tahoratni qilib ummatni islom bilan da'vat qilishga hayotini sarflagan. Keyingi ummat, ya'ni sahobalardan keyingi avlod qoida qilishga majburiyat ehtiyoj sezdi. Chunki har kim ko'rgan gapini gapirishni boshlab ketdi. Qoida chiqib nima dedi? Hanafiylar aytdiki, 4 ta farzi bor dedi. Muxtasar bu qoida nima deydi? Fardul wudu'i ghuslul wajhi minash sha'ri ilal udhuni va asfali zaqani. Tahoratni farzlarini sanaydi. Birorta oyat yo'q, birorta hadis yo'q. Muxtasar degan kitobi bor mana ularni deyapti Abdulloh Zufar. Birorta oyat yo'q, birorta hadis yo'q. Ey shapkor, sen ko'rmasang bizda emas-ku ayb. Qur'oni Karimning oyatini bizga qoida qilib chiqarib beryapti Muxtasar. Matnni o'qiganimizda oyat esimizda turibdi. Matnni o'qiganimizda 20 ga yaqin hadis esimizda turibdi. Va hadislardan qanday mafhum olingani esimizda turibdi. Muxtasarni qadri shunaqa baland. Uni tushunmasa, ko'rmasa, kunduzini ko'rganda ko'zi yaxshi narsani eplab ko'ra olmaydigan ko'rshapalak bo'lsa bizda emas-ku ayb. Mana shu gapda, masalan, aqida masalasiga tegishli, hali aytdim men, mutawatir. Qur'oni Karimning sanadi mutawatir, tamam. Lekin ma'noga kelgan paytimizda ma'nolar bor. Ma'nolar bor, bitta ma'no yo'q o'tdi. Ba'zi ma'nolar bor, usulga ko'ra sahih, ba'zi ma'nolar bor, usuldan chiqib kelsa fosit bo'ladi. Qur'onda fosit narsa bormi? Yo'q. Qur'onda fosit tushunchani chiqarish ehtimoli bor. Chiqarayotgan odam fosit. Chiqarayotgan odam fosit. Yuqoridagi faqtul mushrikina haysu vajattumuhum. Fosit ma'noni chiqarishib, qo'llariga qurol olishib, siz bilan bizni mushrik deyishib o'ldirishga harakat qilganlar Qur'ondan harakat o'laroq qilishdi bu ishni. Demak, bizga islomning yetib kelishligida eng xotirjam, eng salomat va eng xavfsiz yo'l mazhab yo'li. Boshqa yo'l yo'q. Mazhabga bo'lgan birlashish boshqa har qanday tafriqalarni oldini oladi. Hazrat rahimahulloh shu haqida alohida kitob tasnif qildilar va ko'p aytdilar. Mazhablarni, ya'ni islom mazhablarini 4 ta e'tiborli bo'lgan fiqhda, aqidada 2 ta mazhablarni xizmati islom ummatini birligini saqlab qolgan. Birligini saqlab qolgan Hindiston to'la to'kis Hanafi bo'lgan. Masalan, Hijoz to'la to'kis Hambali bo'lgan. Arab o'lkalari to'la to'kis Maliki bo'lgan, Shom o'lkalari to'la to'kis misol uchun deylik, Hanafi bo'lgan. Hanafi, Maliki, Shofi'i, Hambali bo'lishligi bilan bir-birlarini e'tirof qilishgan. Ha, bular Hanafi degan, bular Shofi'i degan. O'rta Osiyo xalqlari 100% aqidada Maturidiy bo'lgan. Shofi mazhabining 99% Ash'ari bo'lgan aqidada. Bular shu kunga qadar mana shu mustahkam kema bilan yetib keldi. Bugun ikkita odam chiqib olib, Maturidiy adashgan, Hanafi hadisi e'tibormagan, Ash'arilar ahli kalom desa, bularga ergashsak nima bo'ladi endi? Insof bilan hamma narsani yig'ishtirib, bo'pti sizlarga ergashamiz desak nima bo'ladi? Yangi mazhab Zufari degan mazhab bo'ladi. Ergashganlarni Zufarga ergashganlarni hayotni o'zida 90% halokatga uchrab bo'ldi. 10% ni ko'zi ochilib hozir ikkilanib turibdi.
ergashib borib o'zini hayotini halokatga uchratganlar 90%. Agar to'g'ri topganda ham yo Hanafiyni yo'lini topadi yo Shofiyni yo'lini topadi. Nima kerak bor yangi chiqqan bunaqa bolalarni yangitdan mazhab qilishni? Nima kerak bor? Bizga san'atni asosiy karvonga ulab bersin bo'ldi chiqsin maydondan. Biz o'zimiz ham aytamiz. Menga hech kim ergashmasin. Men qiyomat kunida hech kimga javobgar bo'la olmayman. O'zimga o'zim javobgarlikdan tashvishim bor. Lekin men aytayotgan gap mazhabni gapi bo'lgandan keyin men qutulaman. Mana mazhab deyman. Aldashyapti. Yana aldagan gaplaridan bittasi mutawatir ohad haqida. Shuni aytmoqchi edim o'zi. Qancha qoldi chiqishimizga? 10-15 minutdan. Demak, Qur'oni Karimning sanadi mutawatir. Ma'noda qat'iy bo'lmagan ma'nolar bor. Qat'iy bo'lmagan ma'nolarda qat'iy qaror chiqarib bo'lmaydi. Aqida nimani talab qiladi? Qat'iy qarorni talab qiladi. Inkor qilsangiz kofir bo'ladigan darajadagi aqida dalili qat'iy bo'lish kerak. Qat'iy. Ozgina gumon bo'lsa, uni qaror qabul qilib bo'lmaydi. Ya'ni aqida, e'tiqod, iymon nimadan iborat? Tasdiqdan iborat. Tasdiq 100% bo'lsa bo'ladi. 99% bo'lsa tasdiq bo'lmaydi u. 99% tasdiqlayman, 1% shubham bor. Demak, u shubhalik u. Gumonlik narsa u. Gumonlik narsada inkor qilsa kofir bo'ladigan hukm joriy bo'lmaydi. Mana bu qoida bu. Yuqorida fuqaholar chiqargan qoidaga o'xshagan aqidada chiqarilgan qoida. Kulliyan amal qiladigan qoida. Istisnolar qoidani ilg'o qilmaydi. Qoida turibdi. Shu gapni qoidasi ohad bilan yaqin ifoda qilinmaydi degan qoida. Ohad yaqinni ifoda qilmaydi. Ohad mutawatir bo'lmagan san'at. Bitta jumlasi. Yana ma'nolardagi bitta qarorga kelib bo'lmaydigan ma'nolar yaqinni ifoda qilmaydi, zonni ifoda qiladi. Al-zawahirul lati hiya urdatut ta'wilat la yasughul istidlalu biha fil qat'iyat. Avval aytgan qoidamiz. Imom Juvayniyning qoidalari, ya'ni keltirgan xulosalari. Zawahirlar, ya'ni ta'vil ehtimoli bor. Bitta ma'noga qaror qabul qila olmaydigan jumlalar qat'iy masalalarga dalil bo'lmaydi. Ya'ni aqidada yoki qat'iy qaror qabul qilish kerak bo'lgan masalalarga dalil qila olmaysiz. Zon u. Qoida bu. Nima deyshyapti? Bular ohotni aqidaga olmaydi, deyapti. Aqidada nimaga olmaydi? Bular emas, ahli sunna. Nimaga olmaydi aqidaga? Chunki ohot yaqinni ifoda qilmaydi. Zonni dalil bu. Inkor qilsa kofir bo'ladigan darajaga olib borib qo'ymaydi. Faqat ba'zi sahih ohotlar bor. Sahih o'zi ma'no jihatidan mutawatir, amal jihatidan mutawatir hadislar bor. Amal jihatidan mutawatir. Masalan deylik, imom Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Idraul hudud bishubihat degan. Har bitta tariqasida illat bor, sanad jihatidan. Idraul hudud bishubihat. Ya'ni shubha bor joyda hadlarni ijro qilmanglar. Had jazoni qo'llamanglar. Shubha bormi? Shubha bo'lsa jazo bermanglar. Jazo had degani masalan o'g'rining qo'lini kesish, toshboron masalalari, yoki darralash had bular. Bir odamni taqdirini hal qilib yuboradigan jazolar. Bu jazolarda ayblanuvchiga bitta shubha tug'ilib qolsa ham jazolanmaydi. 100% e'tirof, 100% isbot bo'lish kerak. Yo e'tirof yoki guvohlar dalillar bilan isbot bo'lish kerak, ya'ni qat'iy bo'lish kerak. Mana shu rivoyatni har bitta tariqasi zaif. Zaif, sanad jihatidan illati ko'p bu rivoyatni. Lekin amal mutawatir mana shu hadisga.
ya'ni Hazrat Umardan qilingan rivoyatga amal jihatidan mutawatir. Bu nima degani? Islom ummatining ichida qoziyotda qozilar, ya'ni mahkama qarorlarida bu asos qoida bo'lgan. Har bitta fuqaho bunga amal qilgan. Amalni qarasangiz mutawatir darajada. Sanatni qarasangiz zaif darajada. Endi shularni ko'rib nima deyishyapti yana? Yaqindagi bitta masalaga qisqaroq to'xtalaman. Nabi alayhi salatu vesselam'dan İmam Ahmed rivayet kılgen hadis var. Ha? Nabi alayhi salatu vesselam ne dediler? La tuftahanna al-Qustantiniyye fe la ni'mal amiru amiruha ve la ni'mal ceyşu zalikel ceyş dediler. La tuftahanna al-Qustantiniyye. Qustantiniyye katadı. Vizantiyanın paytaxtlaridan biriydi. Vizantiya Nasroniy Katolik cherkovinin o'z davrida islom ummati yangi tetapoya bo'lib rivojlanayotgan paytda dunyoning gegemon davlati edi. Dunyoning gegemon davlati edi. Butun dunyo uni qarorlariga quloq solib turardi. Masalan, islom ummati payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan Makka'dan Madinaga hijrat qilib kelarkan tarixiy hodisa. To'g'rimi? Vizantiya o'sha paytda uni e'tiborga ham olmagan. Kim bula arab tuya boqarlar degan. Badrdagi g'azot islom ummatining ilk g'alabasi. Islom tarixida, insoniyat tarixida Badr katta yutuq. Vizantiya o'sha paytda buni bir tiyinga olmagan. Hayni arablar ikkitasi urushdi-da. Bilmagan ham. Tarixiy jarayonni bilmagan ham kerak emas ularga. Şu derecede katta davlat. Şu derecede katta davlat. İki de koşnuyuz uruşsa Amerika biledi mi? Bilmeydi kere gelmez çünkü. Lekin Peygamber aleyhisselam ne de yaptılar? La tuftahannal Kustantiniyye de yaptılar. Bütün başlığı Gigamon davlatını paytahtını yakında fatih kıladı Araplar de yaptılar. Yani Müslümanlar. Elbette elbette fatih kıladı de yaptılar. Ve la ni'mel emiru emiruha. O'shani fath qilgan amir ne kadar ajoyib amir. Vala ni'mal jayshu zalikal jaysh. O'sha askarlar ne kadar ajoyib askarlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning bu hadislari ohod, mutawatir emas, lekin amali mutawatir. Har bitta sahoba harakat qilgan Qustantiniyyega. Har bitta sahoba, sahobadan tashqari har bitta amir harakat qilgan. Harakat qilgan, hammasi harakat qilgan. Qustantiniyni fath qilaman deb. Hattoki Amir Temur haqida rivoyatlar bor. Amir Temur Anqara dagi jangdan keyin Qustantiniyga hujum qilgan. Qustantiniyni devorlariga kemada borilsa, suv o'zidan o'zi yonib ketar ekan. Yonib ketar ekan. U yoqdan shunaqa taktika qilingan. Suvni ustiga neft sochib qo'yishgan yoki yog' sochib qo'yishgan. Kema keladigan bo'lsa, kemani yog'ochdan qilgan u paytda. Bitta yondirib olishar ekan, suv usti yonib ketar ekan. Amir Temur bunga chora topgan. Qumlarni olib qum qoplardi. Kemada borib tursa, suv yoqib kelsa, qumni sepadi, o'chiradi, kirib boradi. Qal'aga yaqinlashib, qal'adan chiqib borib olaman deb harakat qilgan. Rosa harakat qilib yo'lini topib, Amir Temur davrida 20 ga yaqin jang qilgan, birortasida mag'lub bo'lmagan. Amir Temur'ni o'sha sohibi qiron deyilgan. O'z davrida eng kuchli shaxsiyat. Ya'ni davrida bunga o'xshagan qo'mondan bo'lmagan. Qustantiniyni fath qilardi, buni ham tarixida Alloh taolo bunga nasib qilmagan. Ozarbayjonda inqilob bo'lib, ya'ni isyon bo'lib, orqaga qaytishga majbur bo'lgan. Ozarbayjonga borib qaytib kelib, Xitoyga yuraman deb qop ketgan. Keyinchalik o'sha Boyazid Yildirim Usmoniy xilofatlarining biri Fatrat davridan o'tib 1453 yılda Sultan Muhammad Fatih tomonidan fath qilindi. O'sha fathga odamlarni undagan, motivatsiya bergan, hayotini rejalarini shu hadisga ko'ra ya'ni belgilagan hadis shu hadis. Rivoyati ohod, lekin hadisga amal mutawatir. Abu Ayyub al-Ansari radıyallahu anhu
Uşa cengilerde yaradar bugün. Kustantiniyenin cengilerde yaradar bugün. Sahabe. Yaradar bugün de beni kotarıp yürünler. Halak bulsam şutke kominler de geldiler. Şutke. Çünkü Kustantiniye fatih bulacak. Bu Kustantiniye neyine yani fatih kılgen ne kadar acayip amirinin kılıçlarını iştibiyataydı geldiler. Abu Ayyub el-Ansari'nin kabirleri İstanbul'da kattan kip kaldı. Bana şu hadis ap gelgen o kişiye. Bu kadar açık aydın bopturgen narsanı özlerinin haşevi etikatlarını kollab kuvvetleş üçün yokka çıkarışka urunu yetken adamını ne deyiş mümkün? Ne deyiş mümkün? Özünü haşevi etikadını 5-6 ta adam var ergeçken. Şu akidesini kollab kuvvetleş üçün bütün başlı İslam ümmeti mutavatır derecede amelge koygan hadisini sanada da zayıflik var. Özü ahad. Deyip yokka çıkarışka urunuşu yaptı. Şu cahide makir var. Sanatta yem zayıflik yok. Sanatta zayıflik yok. Yani mutakaddimlerde zayıflik yok. İmam Ahmet rivayet kılgen bunu musnette. İmam Ahmet İbni Hanbel fukahalar içi de hadiske köprak kattık turgan adamlardan biri. İmam Ahmet İbni Hanbel bazı geplerde eğer kaidege uzuf müştehitler kaide bilen malum doğru mu? Bazı peytlerde kaidege karşı yürüyüş gereği bulsa hadisini himaye kılıp kaidegem karşı yürüyen. Uzu adatta o kaideye karşı yürümeydi. Müştehitinin kaidesi umumi hulasadan kep çıkadı. Bazen kaidege karşı yürüyen adam Ahmet İbni Hanbel şunu musnetlerde kılınken rivayet. Mesela kays kaidege karşı yürüyen. Ahad yakınını ifade kımıydı degen kaide. Barcha birde görgen bunu. İmam Ahmet'ten bitti kavul var. Ahad yakınını ifade kıladı degen. Demek ki adamlar hadisini ya bu ahad eken ya bunge amel bu miydi ya bu anaka eken dey yürüyeni üçün İmam Ahmet etkiler ki tohtalar insanlar ne hakkı da yapıyorsan? Hadis hakkı da yapıyorsan? Hadis ki yenge karamaların ahad hem oradan kimse yakınını ifade kıladı degen. Halbuki yukarıda etkendik. Umumi kaidenin istisnaları var. Tamam. Şimdi yine bir tek var. Hop. Bunlar diyepti. Zamanımız haşevileri. Ahad itikadka alınmaydı deyiş yaptı da ahad hadisini itikadka delil kılış yaptı diyepti. Kim aytadı şuttaki makarını? Makir bu. Ya özü düşünmezden uşa fahım yetmegeni üçün şu düşünçede kop ketken adamlar düşüngen adam bu gapning cümlenin arkasında makir turgenini bilir. Ne mi bu deyizler? Ne mi makir var burada? Yani etişepti ki akide, ahad akidege alınmaydı deyişedi de biz ne kadar demeyimiz? Ahad bilen inkar kılsa kafir boledigen derecede akide sabit bu miydi? Lekin sahih bugün ahadlarda sabit bulgen kabir azabı, mizan, yacuc mecuc, deccal, İmam Mahdi hadisleri ahad. Onu inkar kılgen adam kafir bu miydi? Ne boledi? Ahli bidat boledi. Ya Şia boladı, ya ki Havariç boladı, ya ki U boladı, ya ki bu boladı. Şimdi bana şu orunda makir şundan ibaret. Birinciden ahad hakkıdaki cümleni bizge, yani ahl-ı sünne vel cemaa aitken kaideye kure aitme yaptı bunlar. Bunlar ahad yakınını ifade kılmaydı diyen cümleni ahad akideye alınmaydı deydi bunlar de talkın kılışı yaptı. Yok akideye alamayız. İnkar kılsa kafir boladigen status almayız. Bunu hemme biledi bunu. İnkar kılsa ahli bid'at boladigen status alınadı. Amal kılınadı. Şimdi ahad akidege alınmaydı deyişedi de ahad hadisine akidege delil kılış yaptı diyepti. Latuftahannel Hustantiniye hadisi akidege delil mi? Yok ki akide meselesi de sabit ahli sünnenin başaratıge delil mi? Başarat kadar.
bashoratga dalilni bular aqidaga olyapti bular deb yolg'on gapirishyapti. Yo makr yoki o'zlari fahmi yetmagan gapni gapiryapti. Bu hadis inkor qilsa kofir bo'ladigan hadis emas. Bu hadis ahli sunna val jamoaning kelajakdagi amirlari to'g'risidagi xushxabar. Xushxabar hadislari inkor qilsangiz kofir bo'lmaysiz. Lekin voqealikka ko'ra sodir bo'lgan hodisa. İkinci, üçüncü makir. Nima deyishyapti? Bu hadisni aynı bu hadis bazı muhaddislar tomonidan zayıf deyilgan, undog'ida, mundog'ida sahih hadis var İmam Müslim'de. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadilar ki, Konstantiniyani fath qilishadi. Fath qilganda qurollarini osib qo'yishadi. Nimadan kinoya? Jangsiz fath bo'ladi. Takbirlar bilan fath bo'ladi. Urush bo'lmaydi. Qurolni osib qo'yadi degani urush bo'lmaydi degani. Xotirjamlik bo'ladi. G'animatlarni, o'ljalarni olishayotganda Shom tarafdan Dajjal chiqdi degan xabar bo'ladi. O'shalar naqadar ajoyib amir, naqadar ajoyib askarlar degan ma'noni boshqacha lafz bilan kelgan bu hadis. Muslimda turibdi, sahih rivoyat. Mana shunga urg'u berishib aytishyaptiki, mana bu haqiqiy fath deyishyapti. Axir Konstantiniyaning fathi 2 marta bo'ladi. 2 marta bo'ladi. Birinchisi qilich bilan bo'ladi. Birinchisi qilich bilan bo'lishligi to'g'risidagi hadis Imom Ahmad ibn Hanbalning musnadlarida turibdi. La tuftahannal Konstantiniyya va la ni'mal amiru amiruha va la ni'mal jayshu zalikal jayish. Jayish askar. Askarlar qurol bilan oladi. Konstantiniyya hozir fath bo'lganmi yo'qmi? Bo'lgan. İstanbul musulmonlarning qo'lida 1453 yılda fath qildi Sultan Muhammad Fatih. Aqidasi nima edi? Maturidiydi. Maturidiylardan bo'lgan amir edi u. O'sha Maturidiy amirni Konstantiniyani fath qilganligi hadis jihatidan ohod bo'lsa-da, ma'no jihatidan mutawotir va amalda ya'ni amalga oshib bo'lgan bashorat bu. Buni inkor qilish uchun o'zlarini usullarini ishlab chiqib, ya'ni xashaviylar ahli sunnaning usullariga qarshi yurishyapti. Umumiy xulosa, mana shunga o'xshagan hodisalarda, mana shunga o'xshagan ilmiy voqealarda nimani nimaga dalil qilinayotganligini ajratib olishimiz kerak. Keyin qarshimizda turgan odamga, bizdan so'ragan odamga tushuntirishimiz va agar bizning aqidamizga hujum qilib bu gaplardan makkarona foydalanayotgan bo'lsa, unga raddiya berishimiz kerak. Usul asoslari amalga aloqador mutawotir bo'lgan amalni roviylari rivoyatlari majmuasini ham to'g'ri o'zlashtirib olishimiz kerak. Xo'p, kimda nima savollar bor? Voya, qaydan aytasiz? Az-zawahiru. Az-zawahiru allati yoz bir qo'y shuni. O'tgan darsimizda ham yozib qo'ydim, narigi darsga kirgan ekanman. الظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات يعني تأويل احتمال بولغان ظاهر متنلر قطعي masalalarda دليل قلب keltirilmaydi. Qat'iy masalalar bu joyda faqat aqidani o'zi emas. Avvalgi darslarni bir anaqadan ko'rsanglar, YouTube'da ham bor. Bu haqida alohida to'xtalganmiz. Buni o'sha Yusuf Davron degani chiqib olib, Imom Al-Haramayni Juvayniyga nisbatan ancha tuhmatlarni qilishgan. Bu endi Yusuf Davron o'zi qidirib topgan jumla emas. Yusuf Davronning ustozlari qilgan tuhmatlar, o'shalardan ko'chirib olib
bu yoqdagi o'zbek zabon musulmonlarni boshini aylantirib yurishibdi. Asli buni yuqorisi tagi ko'p gaplari bor. Imom Juvayniyning asarlarida bor bu. Buni raddiyasini berganmiz. Lekin umumiy qoida bu. Aqida fanidagi umumiy qoidalardan biri hisoblanadi. Xo'p, savolimiz yo'qmi bugunga? O'tgan g'az domla Maqtar Usmon, keyin mana bu jamal voqealarini chiroyli tushuntirib berdingizda. Keyin bu yog'ini yana gapiramiz deymiz. Tarixni. Bo'ldi. Sifinga to'xtagan. Sifinni ham bir suhbat qilgandim o'zi, YouTube'dan qidiringlar. YouTube'da bor Sifin haqida. Agar yana darsimiz davom etsa, vaalaykum assalom. Bor ekansiz. Keling. Darsimiz davom etsa qilamiz uni. Xudo xohlasa sizlarga alohida Sifinni yana qaytadan. Bo'ldi, xudo. Yaxshi qoldi. Bor ekansiz. O'tiring, o'tiring, yaxshimisiz? Musobaqa bo'lyaptimi? Ha, boshlandi. Kim yutdi kecha? Kecha Namanganlik Qasim Saidami deyman. O'tgan musobaqada qatnashgan edi bola. Ozgina bir yetmasa tushib ketib qoldi. Shu bola bilan chiroyli. Mashallah. Ha, Alloh xayrli qilsin. Biz endi bugungi darsni tugatib qo'ydik. Savollar yo'qmi? Sifinga kelgandik sizlar bilan. Xudo xohlasa Sifinni bugun 8-chi payshanba. Ertindan ham darslar bormi? 2-chi bor, 15-chi bor, 2-chi bor ekan. Oxirgi hafta kerak. Inshaalloh. Ertaga yo'qmi sizlar dars? Bormi? Bor deyman. Ertaga. Bilmiyorum eğer koyuşsa etteki şu masadan yapmışamız inşallah. Sifinden devam etsek zor bir şey olacak. İnşallah. Sifinden ki havariç balası var. Keyin o şu tarihini yaxşı özleştirip ayıp koyuş gereği etkeniz değil. Ne masavallı var? Bugünkü alakadar. Bugün umumi hulasa da yani keçirak kegeller bunu kursarlayan boladı. Umumi hulasa koyaylık. İslam ümmetini Kur'an ve sünnet senetleri bilen bizge yetkazışlığı bilen birge şuna kadar katta bir madrasa var, madrasi, madrasavi tizim var. O Kur'an ve sünnetinin manalarına kanday amal kılınadı degen ulamalar kervanı, cemaası, madrasası. Bu muhim bu. Bugün cüde köpçülük senet hakkıda sahih mi, hadis rivayeti sahih mi degen savalını beriyetken adamlar bu madrasadan g'ofil. Asosiy Qur'on va sunnatga qanday amal qilinadi degan savolning javobini bular bergan. Fuqaholar jamoasi bergan. Ma'no bizgacha mutawatir darajada yetib kelgan. Idraul hudud bishubohat hadis rivoyat sanad jihatdan zaif ma'nosiga mutawatir. Birorta fuqaho buni tashab o'tib ketmagan, amal qilgan bunga va amal qilinishi kerak degan. Shular haqida gaplashdik. La tuftahanna al-Qustantiniyye hadisidagi yana bir to'xtalib o'tib ketdik. Hadisni xulosasiga ko'ra bu hadislarni jamlab ulamolar Qustantiniyye 2 marta fath bo'ladi deyshgan. Birinchisi qilich bilan, ikkinchisi takbirlar bilan. Imom Muslimda kelgan rivoyat takbirlar bilan endi hali amalga oshmagan u. Sahih rivoyat. Biz unga iymon keltiramiz. Albatta yana fath bo'ladi. Demak qaysidir davrlarda Istanbul, undan tashqari Qustantiniyye faqat Istanbulga chegaralanmagan. Qustantiniyye Yevropaning juda katta regionlari, hali islom kirib bormagan joylar bor. O'sha joylarni ham islom fath qiladi. Endi qurol bilan bo'lmaydi. Takbirlar bilan bo'ladi. O'sha takbirlar bilan bo'lishi to'g'risidagi hadisni misol keltirib, fath qilingan ilk hadisning amalga oshgan bo'limini inkor qilishyapti. Sabab aqidalarini himoya qilish uchun 3-5 odam aqidasini himoya qilish uchun. Xashaviylik, salafiy ma'nosini gapirayotgan qadimgi mujassimalar bular. Qadimgi xashaviylar shular. Bugun zohir bo'ldi-da. Lekin inshaalloh bularga imkon bermaydi islom ummati. Lekin shular butun boshli hadisni amalga oshgan, ya'ni amalga oshib Qustantiniyani ilk eshigini ochib fath qilib bergan islom ummatini amirlaridan bo'lgan.
Maturidiylik akidasiga aloqador bo'lgan kishini inkor qilib yuborishyapti. Va alaykum assalom. Tugadi? Ha, bo'ldi. Chiqamiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Quddusni fathi haqida ham hadislar bor. Quddusni birinchi kim fath qildi? Hazrati Umar radhiyallohu anhu. Keyin kim fath qildi? Salohiddin Ayyubi. Salohiddin Ayyubini aqidasini tekshiring, Ash'ari aqidasida. Buni ham inkor qilisharmikan endi? Ash'arilarning haq ekanligiga, ya'ni ahli sunna val jamoa ekanligiga dalil. Mo'g'ullarni tiz cho'ktirgan odamlar Ash'arilar. Mo'g'ullarni islom ummatini xonavayron qilgani islom tarixida ma'lum, to'g'rimi? İslam'ın en katta İslam manbaları ki insaniyet tarihinde en katta zarar vergen cemaa Moğullar. Moğulların singara zarar vergeni yok. Şularını tıs çöktürgen, arkaya çekintirgen millet İslam milleti. Ve bunlar Ahl-i Sunna ve cemaanın Eş'ari amirleri. Bu İz İbn Abdüsselam Rahimahullah, Sultanul Ulema bu kişi Eş'arilerden. Ve Eş'ari Maturidiler hakkında özünün kitaplarında çok malumat bergen adam. Bu kişi adamlarını ayakka turgazgen, amirlerge barıp çüntürgen, ular asker toplagen ve adamlarını tavbege çakırgen ve ilk galabalarını şularının gepiden ilhamlengen amirler amalga aşırgen. Eş'ariler bunlar. İslam tarihi de Eş'ari Maturidilerini İslam ümmetinin başarati ekalligideki mana mutavatır. İkta odam o'zi Maturidiylar fath qilgan mamlakatga borib o'tirib olib qarangda Maturidiylar adashgan deyishligidan ko'ra nonko'rlik yo'q. Bular nonko'r odamlar. Tuzini yeb tuzlig'iga tupuriyotgan odamlar. Agar Konstantiniyani Sulton Muhammad Fotih fath qilmaganda edi, u Turkiyaga borib hozir o'tirish olmadi. Turkiya hozir Istanbul bo'lmas edi nomi. Uni inkor qilishyapti yo, bo'lmas deyishyapti. Sahih Muslimda kelgan. Buni tadris deydi. Tadris gap o'yini, so'z o'yini. Ushbu haqida gaplashdik. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Qaraga duo qilamiz. İslam yolunda, ilim yolunda hakikaten faaliyetleri gözüken, fayz-ı futuk, barakat verirken, yaman göz, samavi, arazi, bala afetlerde, bana şu her türlü fitne fesadlarda gözü bana hangi sağlayan. Allah subhanahu ta'ala bana şu dinimizge, akidemizge, kuruş kılıp durgen, bana şu her türlü fitne, fitneçilerde Allah ta'ala gözün, müddet kılgen, gözün kifaya kılgen, karanlığa, gözün insaf tahtı verirken, anlamı, dünyayı akıretlerin gözünü okuyun. Allah'a emanet olun. Rahmet, teşekkür.